Tabii bulunduğumuz topraklar kutsal topraklar Gözde. Bu anlamda bizim için de oldukça önemli bir görev, hem bir gazetecilik anlamında hem de ibadet anlamında da oldukça duygu yüklü bir anı yaşıyoruz bu noktada. Bunu belirtelim öncelikli olarak. Tabii dünyadaki ilk mabet şu an görüyorsunuz. Müslümanların kıblesi Kabe'yi görebiliyorsunuz. Şu sıralarda vatandaşlar, Müslümanlar, dünyanın dört bir noktasından gelen Müslümanlar bu noktada tavaf işlemini, tavaf ibadetini gerçekleştiriyorlar. Bakınız, burada nafile tavaf yapılabilen bir alanı görebiliyoruz. Öte yandan hemen bu taraftaysa ihramlarını giymiş Müslümanlarını, umre ibadetini yapan Müslümanların o tavaf ibadetlerini şu sıralarda ülke televizyonu canlı yayınında izleyebiliyorsunuz. Bir önceki bağlantımızda tabii ki hava sıcaklığından bahsetmiştim ben sizlere. Burada oldukça hava sıcaktı ve nem de fazlaydı tabii ki. Burada 40 derecenin üzerinde bir sıcaklık derecesi vardı. Fakat nüfus biraz azdı şu an bulunduğumuz noktadan. Fakat şu an burada ibadet yapanların sayısının da oldukça arttığını gözlemleyebiliyoruz. Az önce biraz daha, bir önceki bağlantımızda biraz daha rahat yapmıştık aslında. Şu an bulunduğumuz bu alanda durmak biraz aslında sıkıntı doğurabiliyor buradaki ibadet açısından. Çünkü tavaf işlemi şu sıralarda gerçekleşiyor. Bunu da parantez içinde belirteyim. 2 yılın ardından koronavirüs pandemisi sonrası yapılan ilk ibadetten bahsediyoruz burada. Ve görüyorsunuz Türk vatandaşları bizlerin yayın yaptığını gördüğünde burada selamlarını da iletiyorlar. Türkiye'ye selamlarını iletiyorlar. Çok sayıda Türk vatandaşının ibadet yaptığını gözlemleyebiliyoruz. 37.700 hacı adayı bu sene Türkiye'den geldi ve bu yolculuk aslında 5 Temmuz'a kadar devam edecek. Akabinde 14 Temmuz'da ise geri dönüşler başlayacak. Bunu belirtelim. Dünya üzerinde yaklaşık 1 milyon Müslüman hac ibadetini yapmak üzere buraya geldi. Tabii ki hac ibadeti bu noktada devam ediyor ve Arafat'ta da vakfeye durulacak. O günleri de göreceğiz, gözlemleyeceğiz ve ülke televizyon ekranından yansıtacağız o görüntüleri. İhramlar giyildi, umre ibadeti gerçekleştirildi. Hac için hazırlıklar tamamlanmak üzere diyelim ve say ibadeti de aslında dün gözlemlemiştik. Ülke televizyonu aslında ana haberde de yayınlamak üzere görüntülerimizi de çekmiştik. Birçok noktada çeşitli ibadetlerde mevcut. Burada tabii zaman zaman da uyarılar alıyoruz. Tavaf işleminin gerçekleştiğini şu sıralarda yürümemiz söyleniyor bu noktada. Burada tabii kontrolü sağlamak da mümkün olmuyor. Bunu da ifade edelim. Evet, bir kafileye yanına ulaştık ve devam ediyoruz şu sıralarda. Onlarla birlikte tavaf işlemine bu alanda nafile tavaf yapılabiliyor. 1 milyon hacı adayı bu sene buraya gelecek ve 14 Temmuz itibarıyla Türkiye'ye dönüşler başlayacak. 1 milyon hacı adayı dünyadan gelecek. Türkiye'den gelişlerse 37.700'e sınırlı, bunun altını çizmiş olalım. Biz gelişmeleri bu noktadan takip edeceğiz ve Müslümanların hac ibadetini sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Bakın, sesimi duyanlar gülümsüyorlar aslında. Kameraman arkadaşımdan rica edeceğim burayı da çekmesini. Efendim, nereden geliyorsunuz? Hatay. Hatay'dan geliyorsunuz. Antakya. Şu an canlı yayındayız. Neler hissediyorsunuz? Ya, bambaşka bir duygu, anlatamıyorum. Huzur doluyum. Çok mutluyum. Allah herkese nasip etsin inşallah. Evet. Kaç sene beklediniz efendim? Yani 7. yılda çıktı elhamdülillah. Rabbim herkese nasip etsin inşallah. Allah kabul etsin diyelim. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Bulunduğunuz, gezdiğiniz aslında her noktada bir Türk'ü görmenize mümkün oluyor aslında. Ve çeşitli noktalardan, dünyanın çeşitli yerlerinden gelen Türkler de var. Bunu da belirtmiş olalım sizlere. Ve sesimizi duyan bize tebessüm ediyor. Bir aslında çağrıda bulunuyor zaman zaman. Tabii ki hepsine mikrofon uzatmamız mümkün değil ama bu noktada çok sayıda Müslümanın şu an hac ibadetini, umre ibadetini ve devamında nafile tavaf ibadetini gözlemlememiz mümkün. Gün boyu aktarmaya çalıştık. Bundan sonra da aktarmaya devam edeceğiz. Bunu belirtelim. Evet, son görüntüsüyle şu sıralarda
ihram giymiş o Müslümanların o kalabalığı görebiliyorsunuz. Bu bugün aslında bizim şahit olduğumuz dün geceden itibaren bu kalabalık azalmadı ama yani yoğunluk hep devam etti ama gün içinde biraz daha azaldığını ifade edebiliriz bu anlamda. Şu an daha yoğun görünüyor ve akşam saatlerinde bu yoğunluğun da artmasını bekliyoruz. Bunu da belirtmiş olalım. Şimdilik aktaracaklarımız buradan bu kadar olsun. Evet, bir Türk kafilesinin daha geçtiğini gözlemliyoruz. Bakın bir Türk kafilesi daha ve başlarında bulunan o Diyanet görevlileri de onlara yardımcı olmaya çalışıyorlar. Duaları tekrar ederek o Müslümanların da buradaki ibadetleri tamamlanması sağlanıyor. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar olsun. Söz tekrar size bırakalım.